İşte o müzik üslubuyla tat sıkıntı için Kenan Doğulu'yla bir röportaj yapan Erbil, ünlü sanatçıyı bakın nasıl köşeye sıkıştırdı. Araştırmacı gazeteciliğe çok güzel bir örnek olan bu röportaj asla kaçmaz. Evet, şu anda top secret kameralarına konuşuyoruz. Ama yanımızda Kenan Doğulu var. Kenan, neden böyle bir bekleyiş oldu? Uzun bir aradan sonra ikinci kaset. Amaç biraz özetmek değil mi? Öyle biliyorsun, bir ara insanlara bay gelmişti Kenan Doğulu her kanalda, her dakika, hep. Ama zamanda sen başlatmıştın bu işi zaten. Evet. Senden sonra birçok yeni ses katıldı pop müziğimize. Peki. Kasete adını veren bir parça var. Onu Karadenizler istediklerinde, gittiklerinde müzik marketlere biraz karışıklık oluyormuş. Bize çok telefonlar geldi Trabzon'dan. Özellikle diyorlarmış ki Sim Siki 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 kasetini. Bu parça nasıl oluştu? Allah kahretsin ya. Hayır, yanlış anlamayın yani. Yok, alakası yok canım yani. İmaj meselesi. Şimdi o parçayı çok güzel yorumladın. Yani senden o parçayı dinlemek lazım ya. Yani öbür tarafları nasıl söylersin acaba, onu merak ediyorum. Ha, işletmeyi yapıyorum. Şöyle bir iki hareket var, o sen. Onu mu belirtiyor? Onu belirtiyor. Altını çiziyoruz yani. O manevi anlam, mecazi anlam. Peki sen biliyorsun, benim bu şeyde, kasette en sevdiğim parça hangisi? Kurşun adres olmasın. Buradan da Top Secret izleyicilerine söylüyoruz, Kenan'ın bir klibinde birlikte oynayacağız. Evet. Evet. Ve de ilk kez bir klipte izleyeceksiniz beni, ona göre hazır olun. Sürpriz. Sürpriz gibi niye söylüyorsun? Sürpriz. Yok yok, burasını çıkartırız. Peki şimdi, burada bir konser programı var. Ve de muhtemel konserler diyor. Olası konserler. Evet. Olası konserler 300. Bu ne oluyor? Bu nedir bu? Şimdi bu nedir? Kesinleşen bazı tarihler var. Ama bu tarihler sadece yanılmıyorsam 30 konser gibi bir şey tekabül ediyor. Kesin olmayan tarihleri de kesin. Hani deprem olabilir, sel olabilir, her şey olabilir. Evet, Kenan Doğulu'nun bu son albümünde başarılar diliyoruz. Top Secret işte ekibi olarak. Ve de bugün basın mensuplarına ve sanatçı dostlarına, arkadaşlarına bir kahvaltı verdi. Biz de Kanal 6 ekibi olarak bedava bir kahvaltı bulduğumuz için oradayız. Ve böyle kalınır bir de, değil mi? VTR'e girene kadar kalır abi. Top Secret Yozgat Mehmet Ali Erbil. Üç kafadar Kürçeşme Marina Restoranı kapatarak sabaha kadar doyasıya eğlendiler. Bir eğlence ki sizler bile gördüklerinize inanamayacaksınız. Sevmediğim bir hamburgeri hep beraber. Üç ünlü kafadar bir araya gelince ne olur? Olanlar olur tabii. Marina Restoran'da Kenan Doğulu'nun kasetini kutlamak için bir araya gelen Fedon, Kenan Doğulu ve Mehmet Ali Erbil adeta felekten bir gece çaldılar. Önce Mehmet Ali Erbil Fedon'u takdis etti. Ne? Şarkı söyleme sırası Fedon'a gelmişti. Dağlar dağlar ile ortalığı inletti Fedon. Sahneye çıktığında ise Alatura yarışı başladı. Naci Baş ise masanın ayağısıydı.
Mehmet Ali Erbil ise işe dolarlarla başladı. Mehmet Ali'nin kalite kontrolünü gördüm. Fedon ailesinden çekilmiş olacak ki para yapıştırma olayında dublör kullanmayı tercih etti. İhale Fedon'a kalmıştı. Ahmet Sansa bu çılgınlıklar karşısında sessizliğini koruyordu. Şaziye Bar'da programına başlayan Kenan'ı ilk gecesinde sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı. Hatta Yıldız Tilbe bir ara sahnede Kenan'a eşlik edince orada bulunanlar çok keyifli saatler geçirdiler. Kenan'ın abisi Ozan Doğulu da yeni yaşını yakın dostlarıyla o gece kutladı. Nice mutlu senelere Ozan. Kenan saçlarını ne yıkıyor? Saçların sigortalı mı diyeyim? Saçlarını ne zaman keseceğini? Ne zaman Yurda Erdoğan'la geleceksin? Herkes seni merakla bekliyor. Saçlarını neyle yıkıyorsun? Saçlarımı sevdiğim bir arkadaşım var, Önder. O da bizi dinliyordur şimdi. Bana bir tane şampuan aldı. New West'in bir şampuanı. Böyle üstüne basıyorsun. Zor çıkıyor, biraz az çıkıyor ama çıkıyor. O güzel. Özellikle bir marka seçmiyorum. Ya da herhangi şey bir kullanabilirsin. Sülfürik asit. Yulgriner'da en sonunu kullandım. Barış Manço biliyorsun. Arap sabunuyla yıkıyor. Öyle mi? Yıllardır saçlarını. Bunu bilmiyordum. Öğrendim. İyi oldu. Ben size çay koyayım isterseniz. Ya ben size de. Zorla çay koydurtturuyor kendisi. Şimdi Sinem daha bu işi bilmediği için ben... Bu arada o yapsın, biz seninle konuşalım. Tamam, sohbet konuşalım. Edelim birazcık. Derler ki Kenan, kardeş mecburi arkadaş, hı-hı, arkadaş seçilmiş kardeştir derler. Çok güzel. Kim söylemiş sen acaba? Sen böyle söylemişler. Kardeşin hakkında ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bu sözü bir düşünerek... Kardeşim hakkında. Bir yorum yap bakalım. Yani meşhur olan Ozan Doğulu mu, meşhur olmayan Canan Hayır, Doğulu mu? Hayır, şimdi... Bence Ozan Doğulu'dan bahsedelim. Çünkü Ozan erkek Doğulu olarak biraz daha hem erkek kardeş daha farklıdır. Ayrıca yaş farkı olduğu için Ozan Doğulu'yu merak ediyoruz. Aran nasıl? Çok iyidir. Yani bir arkadaşla da o derecede abinin olduğu... İlk kavganızı anlatırsın. İlk kavgamızı hatırlamıyorum. Küçükken çok kavga ederdik. Ama yaklaşık bir 15 senedir falan en az hiç kavga etmiyoruz. Çünkü çok iyi anlaşıyoruz. Zaten gözümüzden anlarız birbirimizin ne olacağını. Dünyadaki en büyük destekçilerimden, beni en iyi anlayabilen insanlardan bir tanesi tabii ki. Bütün dostlarım gitse de, Ozan Doğulu kalsa da benim için olağan ve ne derler, geçerlidir. Peki bak şimdi, bu sözde kardeş mecburi arkadaştır diyor. Var mı bir arkadaşın abini sollayacak, ha? Çok çok iyi dediğin? Yani belki sollamaz, onun karakteri, tabii, onun yapısı, alakası olmayabilir ama... Ne bileyim, hakikaten onun kadar çok sevebilirsin. Böyle bir arkadaşın var mı? Ya çok abim var ama kadar... Ozan kadar sevemem kimseyi. Kimseyi sevemem. Ya bir annemi severim, bir kardeşimi severim. Ya dur, seninki VTR'deki bazı şeyleri atladık. Kenan, saçlarını kestirmeyi düşünüyor musun? Saçlarımı kestirmeyi düşünmüyorum. Askere gideceğim 97 senesinde. Allah izin verirse o zaman kestireceğim bir tek. O zamana kadar uzatacağım. Ne kadar süredir bu kadar uzadın? 2 senedir filan. Ama aralarda kestiriyorum tabii, bu kadar kısa değil aslında. Bıraksaydım çok uzun yani. Evet. Değil mi? Arada... Bırakçılar gibi oldun diyorlar. Onun için biraz kestirmek istiyorum. Biraz sonra yine Kenan'cığım, merak edilen ayakkabı numaranı merak ediyorum. 41 numara. Ne 41 numara? Böyle seçtiğin ayakkabı türleri var mı? Yani spor ayakkabı sever misin? Mesela şu ayakkabımdan gösterebilir miyim? Kenan'cığım, ayakkabılarımızın aynı olduğunu... Aynı mı? Evet. Bu ayakkabımdan 4 tane var bende. Böyle bir şeye takıldığım zaman, geçen sene de bir çizmem vardı mesela, onun aynısından 4-5 tane alırdım hep. Bir modeli beğeniyorsun. Bir modele takıldım ve zaten belli bir çizgi olsun, belli bir görüntü, hı-hı, bütünlüğü, hı-hı, olsun istiyorum her zaman. Onun için bu ayakkabıyı çok seviyorum mesela. Kalt bot, evet, asker botu gibi bir bot. Ve 4-5 tane bundan var, en çok bunu. Ben de bu sene ondan kullanıyorum daha çok. Evet, yine senin merak ettiğin şey, tam insanlar dışarıdan net gözlerinin tam rengini senin ağzından duyabilir miyim? Gözlerim tam rengi mor. Mor üstüne beyaz. Mor üstüne beyaz puantiyeli ilan edildi. Hayır. Özellikle mor puantiyeli şey kullanıyorum.
Evet, araba kullanmayı seviyor musun? Araba kullanmayı çok seviyorum. Özellikle BMW arabaları çok seviyorum. Öyle bir takıntım var senelerdir. Ve maddi durumum el verdikçe arabamı yenilemeye devam edeceğim. Hız yapmayı seviyor musun? Çok seviyorum. O yüzden izin vermiyorlar artık araba kullanmama. Çünkü çok hızlı gidiyorum. Kaza oldu mu ilk kazan? Çok kaza yaptım. İlk kazan kaç yaşındaydı? İlk kazam herhalde babamın arabasıydı. Doğan vardı, lacivert bir tane. Dönmüştüm öyle olduğum yerde. Kaldırımlara vurmuştum. Peki Allah ilk korusun. Kazanı kim ördü? İlk kazamı anneannem ördü. Peki. Başka anket soruları anket var mı? Anket sorularımız var. Anket sorularımızdan önce Kenan'ın ilk albümüne geçelim. Evet. Geçelim. İlk albümüne gelmeden önce yani ilk Kenan Doğulu'yu tamam. Hani biz artık kasetini çıkartacağız. Sen buralara geleceksin diyen kişi kimdi ilk? Sana kim el verdi diye? Ya açıkçası her şey programlıydı ya. Yani ben bir gün kaset yapacağımı da biliyordum. Bir gün o kasetin tutacağını da biliyordum. Çünkü doğarken 6 yaşında buna insan konsantre olunca, bir hedefe doğru koşunca gerçekleşenleri sürpriz karşılamıyorsunuz. Onun için bir kişi bunu yaptı diyemeyiz. İlk kim hep oldu baştan yani, sona hep... Ama yani bir tane net bir yardımcı var mıydı yani, bir abi, bir... Mesela kasetimi çıkartan Naci vardır. Naci Bayşu. Evet. Osman Bayşu'nun kardeşi Osman Bayşu'yla... Osman Bayşu'nun vefatından önce geçen sene kasetim çıkmıştı. İlk kasetim o Bayşu Müzik Üretim adı altında çıkmıştı. Bu kadar tutacağını tahmin ediyor muydun kasetin? Ya kendini yani, beğenmiş gibi geliyor. Yok, ben, tabii canım ya. Kenan Doğulu... Daha önce de Kapkara'da vardı yani, biz gidiyorduk, beyaz şapkası yapardı Seli, o çocuğu herkes hatırlıyor ama yani o kadar patlamayı düşünüyor muydun bir anda? Bir anda patlamadı aslında. Yani demin de dediğim gibi her şey planlıydı ve basamak basamak gitmek zorundaydı. Ve bir anda patlamadı gerçekten. Yani bunun için insanlar öyle zannediyorlar. Yani, Türkiye çapında, medya çapında bir anda öne çıktın ve Kenan Doğulu birden... Bir numara oldu. Ama bekliyordum diyeyim o zaman. Yani cevabı yani olarak. Çünkü çalıştım. Ben bunun olmasını istiyordum ve amacıma ulaştım sonuçta. Tabii ki. Peki yani herhangi bir sürpriz olmadı. İlk albümün ve ilk klibinden bir parça dinleyelim. Evet. Zaten ilk albümdeki tek klip mi bu? Aslında çok klibim var benim albümde. Ulusal'ın çekmiş oldukları var. TRT'nin çekmiş oldukları var. Birkaç özel televizyon çekmiş oldukları senin var. Senin çektiğin abi. Bu kendimi çektiği ve seyretmekten... Ve seyrettirmekten zevk aldığım tek klip. Evet, çok güzel. Yani ilk albümden, öbürküler onun için hiç göstermiyor. Biz de seyrederken çok zevk alıyoruz. Evet. Gerçekten güzel bir klip. Evet. Tayfun Dinçer çekmişti. Bu albümün üçüncü klibi. Özlem de oynuyor. İkinci klibin de o çekti. Ha, Özlem oynuyor. Özlem Ersoy da oynuyor. Evet, ilk klip geliyor. Yaparım, bilirsin.